ülkemiz ve Hizmet İhracatçıları Birliği açısından son derece önemli olan bu toplantıda bir müjdeyi sizlerle paylaşmanın ve bunu bir imza töreniyle taçlandırmanın mutluluğuyla burada buluşmuş bulunuyoruz. Sağlık sisteminde çok büyük yetersizlikler görüldü ve sağlık sistemi çöken ülkeler oldu. Ve maske ve koruyucu sağlık ekipmanlarına olan talep çığ gibi arttı, büyüdü. Aşıya özellikle ulaşımdaki yetersizlik, tıbbi araç gereçlere ulaşımdaki yetersizlik bütün dünyada büyük sıkıntıları da beraberinde getirdi. Sağlık turizminde özellikle ilk 10 içerisinde yer alan Türkiye, GCI verilerine göre 34 adet akredite sağlık kuruluşuyla sektörümüzde yer alıyor. Kardiyoloji, onkoloji ve organ nakli gibi kompleks tedavilerde özellikle çevre ülkeler ve bölge ülkelerinin Türkiye'ye çok büyük bir talebi söz konusu. Aynı şekilde estetik, diş, saç ekimi gibi tedavilerde de Avrupa'nın tercih ettiği bir ülke haline sağlık sektörümüzde geldik ve sağlık turizminde hem bölgemizden hem de Avrupa'dan çok ciddi anlamda hasta Türkiye'ye gelmeye başladı. Son 10 yılda sektör 3 kat büyüyerek sağlık turizminde 1 milyar doların üzerinde ihracat hedefini geçmiş oldu. Demek ki 2022 yılında çok daha büyük bir sıçramayı, 2023 yılında daha büyük bir sıçramayı elde edebilecek bir potansiyeli ve hızlı büyüme imkanını taşıyor sağlık turizmimiz. İşte tam da bu manada gerçekten de başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere çok kıymetli Ticaret Bakanımızın Mehmet Buş Bey'in göreve geldikten sonra katkılarıyla da birlikte şu anda hizmet ihracatında önce genel müdürlüğün ve genel sekreterliğin bünyede tesis edilmesiyle birlikte çok büyük atılımlar için önemli yapı taşları döşendi. Ve artık sağlık turizminin bunun içerisinde yerini alması ve ilerlemesi bakımından da özellikle Mevlüt Çavuşoğlu Bey Bakanımızın gerçekten önemli çabalarıyla birlikte, Turizm Bakanlığımızın Mehmet Ersoy Bey ile önemli çabalarıyla birlikte biz hem taşımacılığın hem ciddi anlamda dünyada Türkiye'ye ziyaretçi gelmesinin, sağlık turizminin artmasının önünü açacak çok güzel bir protokolle bugün huzurlarınıza gelmiş bulunuyoruz. Ben şu ana kadar emeği geçenlere, başta Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımız olmak üzere şükranlarımı sunuyorum. Bugün de çok kıymetli bakan yardımcılarımız Yavuz Selim Kıran Bey ile birlikteyiz ve Mustafa Tuzcu Bey ile bakan yardımcımız birlikteyiz. Huzurlarınızda bu imzayı atarak Hizmet İhracatçıları Birliği'nin sağlık turizmiyle ilgili ülkemize gelecek ziyaretçilerle ilgili vize verilmesinde görev almasının ve bu anlamıyla ciddi anlamda birliğimizin öneminin, anlamının hem vurgulanması hem de önemli bir paydaş olarak addedilerek belli sorumlulukların devredilmesi ve paylaşılması suretiyle hizmet ihracatının önünün daha da açılmasıyla ilgili somut adımlardan birini atmak üzere buradayız. Artık sözün bittiği yerdeyiz. Sözle, lafla peynir ekmek gemisi yürümez. Rakamlar da sözle kürsülerden bağıra bağıra artmaz. Dolayısıyla atılan bu somut adımlar işte, atılan bu somut imzalar, verilen bu somut sorumluluklar, yetki paylaşımları asıl hizmet ihracatımızın önünü açacaktır. Ben bu anlamıyla bir kere daha, başta Ticaret Bakanım olmak üzere, yine aynı şekilde Dışişleri Bakanıma da, bakan yardımcılarıma da, genel müdürlerime de şükranlarımı, teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde bizler de verdiğimiz sözleri tutarak bu verilen yetkileri ülkemiz için ihracata dönüştüreceğiz. Ülkemiz için dövize dönüştüreceğiz. Ülkemiz için istihdama dönüştüreceğiz. Yatırıma dönüştüreceğiz. Bunun sayesinde Türkiye çok daha güçlü bir ekonomi, çok daha fazla istihdam üreten bir ekonomi, çok daha fazla döviz getiren sektörlere sahip güçlü bir ekonomi olarak daha da gücünü arttırarak yoluna devam edecektir. Ben huzurlarınızda bir kere daha teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Hoş geldiniz aramıza, bu güzellikleri, mutluluğu paylaşmak için diyorum, saygılar sunuyorum. Değerli konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Kıran'ı kürsüye davet ediyorum efendim. Buyurun. Çok kıymetli Ticaret Bakan Yardımcım,
Türk Hava Yolları'mızın ulusal gurur markamız Türk Hava Yolları'mızın çok kıymetli icra kurulu başkanı, Hizmet İhracatçıları Birliği'mizin çok değerli yönetim kurulu başkanı İlker Aycı beyefendi, çok kıymetli çalışma arkadaşlarımız, değerli basın mensupları, bugün hep birlikte özellikle dünyanın içinden geçmekte olduğu çok hızlı değişim ve dönüşüm sürecinde ülkemizin bu değişimi yönlendirme iradesinin bir somut yansımasını teşkil eden önemli bir adımın imza töreninde hep birlikte bir aradayız. Ve bu heyecanı ülkemiz adına, hükümetimiz adına hep birlikte paylaşıyoruz. Protokolün adını da verdiği şekliyle sağlık vizeleri anlamında bugün gerçekten de çok ülkemizin özellikle 2023 hedeflerine, 2053 hedeflerine, 2071 hedeflerine yönelik çok kıymetli bir adımı taşlandırdığımız bir törende hep birlikteyiz. Aslında bu adımın nüvelerini, ilk adımlarını, kıvılcımlarını uzun süredir bütün ilgili kurumlarımızla birlikte ele alıyoruz. Çok geniş çaplı bir istişare süreciyle birlikte değerlendiriyoruz. Ve bugün nihayete erdirmiş bir şekilde önümüzdeki günlerde de uygulamaya geçecek şekilde bütün hazırlıklarımızı tamamlamış durumdayız. Bu hazırlık aslında Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hazırlığının da son aşamaya geldiğini gösteriyor. Zira dünyadaki değişimi ve dönüşümü anlamak elbette çok önemli. Ama Türkiye için, Türkiye gibi zorlu ve kritik bir coğrafyada bulunan ve çok önemli bir geçmişi paylaşan, çok önemli bir tarihi paylaşan, sadece tarih yazan değil, tarih yapan da bir millet olarak bize sadece değişimi anlamak, değişimi takip etmek yetmiyor. Değişimi yönlendirme iradesini de temsil etmek gerekiyor. İşte her anlamda Türkiye'nin özellikle son 20 yılda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirdiği adımlar her alanda meyvelerini veriyor, vermeye de devam edecek. Bu anlamda özellikle dış politika hedeflerimiz bağlamında da Türkiye'nin bugün girişimci ve insani dış politikasıyla hem sahada hem masada dünyanın her noktasında tezleri merakla beklenen, dünyanın hangi meselesi olsa orada çözüm iradesi beklenen bir ülke haline gelmesi asla tesadüfi bir başarı hikayesi değildir. Bu bağlamda Sayın Bakanımızın yönetiminde girişimci ve insani dış politikamızın her safhada, her aşamada yeni boyutlarıyla, yeni açılım politikalarıyla birlikte devamı konusunda Sayın Bakanımızın bizlere talimatı net. Bu anlamda diplomasinin artık değişen, dünyadaki bu değişimle birlikte diplomasinin mahiyetinin de değiştiğini ve bu değişimi yönlendirme konusunda da Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın Türk Hariciyesi'nin 500 yıllık geleneğinden beslenen gücünü, etkisini dünyanın her yerinde hissettirmek durumundayız. Bugün elbette insanlığın ihtiyaç duyduğu en önemli şey adalet ve barış. Bu adalet ve barışın tesisi konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın daha adil bir dünya mümkün hedefi ve iddiasının içini doldurmak zorundayız. Ama bununla birlikte bulunduğumuz kritik coğrafyada kendi ayaklarımız üzerinde de son derece sağlam bir şekilde emin adımlarla hedeflerimize yürümek durumundayız. Elbette bulunduğumuz coğrafyanın yakın komşularımıza baktığımızda çok zorlu sınamalarla bizi karşı karşıya bıraktığı muhakkak. Ama bu coğrafyanın barındırdığı fırsatlar da var. Az önce İlker Bey çok güzel özetledi. Bu fırsatları da hakkıyla değerlendirme konusunda ülkemizin en ufak bir fırsatı dahi kaçırmaması gerekiyor. Ve fırsatları hakkıyla değerlendirmesi gerekiyor. Bu bağlamda az önce de ifade ettiğim gibi diplomasinin her boyutuyla, kültürel diplomasi, eğitim diplomasisi, sağlık diplomasisi, ticaret diplomasisi, bunların her birinin ihtiva ettiği fırsatları ülkemize kanalize etmek ve milletimizin istifadesine sunmak durumundayız. Son yıllarda bu anlamda da çok önemli adımları Sayın Bakanımızın öncülüğünde hayata geçirdik, geçiriyoruz, geçirmeye de devam edeceğiz. Bugün işte uzun süreli istişareler sonucunda Sayın Ticaret Bakanımızın, Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Muş'un ve Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun talimatlarıyla değerli mevkidaşım, çok kıymetli dostum, Bakan Yardımcımız Mustafa Tuzcu'nun ve bizlerin çalışma arkadaşlarımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz çalışmaların özellikle özel sektörümüzü de hem kamu hastanelerini hem özel hastaneleri de bünyesinde barındıran Hizmet İhracatçıları Birliği'mizin değerli katkılarıyla ve teşrifleriyle bugün ülkemiz için çok önemli bir adımı atıyoruz. Her şeyden önce ülkemize elbette turizm gelirleri ve özellikle sağlık turizmi
Bildiğimiz anlamda klasik turizm anlamındaki hedeflerimizden çok ciddi sapmalar meydana gelecekti. Bütün dünya gibi. Türkiye'de elbette Türkiye'nin turizm sektörü de Covid-19 salgınından etkilenecekti. Ama bu etkiyi en aza indirme konusunda Turizm Bakanımız başta olmak üzere bütün sektörümüzün destekleriyle bakanlığımızın yine bu çabalara desteğiyle Ticaret Bakanlığımızın, Sağlık Bakanlığımızın destekleriyle bu anlamda da Covid-19'un turizm sektörümüze etkilerini minimize etmek adına çok önemli ve dünyaya da model teşkil eden uygulamaları hayata geçirdik. Bu ve bunun gibi adımlarla Türkiye'nin sağlık sektöründeki elde ettiği bir konumu şimdi Ticaret Bakanlığımızla birlikte, Hizmet İhracatçıları Birliği'mizle birlikte, elbette Turizm Bakanlığımızın, İçişleri Bakanlığımızın ve Sağlık Bakanlığımızın destekleriyle yeni bir milada evirmek istiyoruz. Ve sağlık vizeleri elbette bu anlamda hızlı bir şekilde Türkiye'de tedavi görmek isteyen bir hastanın hızlı bir şekilde vizesinin itaat edilmesi çok önemli. Biz bu anlayışla aslında 2017 yılında S tipi vize dediğimiz bir modeli hayata geçirmiştik Irak ve Libya üzerinde. Şimdi bu modelin dünyadaki fırsatları Türkiye'ye kazandırma konusunda bize yeterli olmadığını gördük ve Ticaret Bakanımız ve Dışişleri Bakanımızın bir araya gelmesiyle sektörümüzle yaptığımız istişareler sonucunda da şimdi bu modeli farklı bir şekilde Hizmet İhracatçıları Birliği çatımız altında bütün dünyaya teşmil eden bir adıma hayata geçiriyoruz. Bu adıma göre örneğin dünyanın bir ülkesinde ülkemizde tedavi görmek isteyen bir hasta Hizmet İhracatçıları Birliği'miz üzerinden bizlere randevusunu gösterdiği anda en geç 48 saat içerisinde refakatçileriyle birlikte vizesini alarak ülkemize gelmiş olacak. Bu dünyadaki sağlık turizmi pastasından ülkemizin pay alması ve aldığı payın katlanması adına çok çok önemli. Aslında son 20 yılda ülkemiz turizm gelirlerinin içerisinde sağlık turizmi zaten çok önemli bir atılım yaptı, çok önemli bir sıçrama yaptı. Ama biz bu sıçramayı yeterli görmüyoruz. %1'lerden %4,5'lara çıktı turizm gelirlerimiz içerisindeki sağlık turizminin payı. Ama bu payı çok daha artırmak durumundayız. Sadece sağlık turizminde de değil. Önümüzdeki dönemde eğitim, uluslararası eğitim anlamında, spor turizmi anlamında hayata geçirebileceğimiz pek çok adımın olduğunu da değerlendiriyoruz. Şimdi sağlık alanında attığımız bu adımla inşallah hedeflerimize hızla ulaşarak dile kolay dünyada önümüzdeki yıl 150 milyar dolara çıkacağı tahmin edilen bir sektörden bahsediyoruz. Bu sektörün, bu 150 milyar doların dolardan ülkemize kazandıracağımız her pay milletimizin hanesine bir gelir olarak kaydedilecektir. Ülkemizin gelişimine de bir katkı olarak kaydedilecektir. Dolayısıyla bu pastadan ülkemizin pay alması için üzerimize ne düşüyorsa her zaman yapmaya hazırız ve bugün hayata geçirdiğimiz adımla da inşallah bundan sonraki hedeflerimize çok daha hızlı bir şekilde ilerlemeyi ümit ediyoruz. Bunu bekliyoruz. Burada aslında bu vizyonumuzla zaten şu anda dünyada Türkiye sağlık turizmi alanında en önde sıralarda gelen ülkelerden biri. Dünyada bu alanda ilk sıralarda geliyoruz ve dünyada rekabet ettiğimiz ülkelere karşı da attığımız bu adımın bizi o ülkeler karşısında öne geçireceğine inanıyoruz. Burada Singapur gibi, Hindistan gibi ülkelerin çok önemli çalışmaları var. Biz de Türkiye olarak bugün onlardan çok daha öncü bir adımı bu şekilde hayata geçiriyoruz. Aslında dış politikada hayata geçirdiğimiz açılımlar Latin Amerika ve Karayipler açılımımız, yeniden Asya açılımımız, dijital diplomasi girişimimiz, Afrika ortaklık politikamız, bunların her birinin sektörümüzün bütününe yansıyan sonuçları var. Sadece dış temsilcilik sayımızın açılması dahi o ülkeyle ticaretimizi %30'lara varan oranda artırıyor. Ve bugün 253 temsilcilikle dünyada diplomatik temsil bakımından 5. sırada yer alan bir ülke olmamız da bütün bu hedeflerimize ulaşmamızı daha da kolaylaştırıyor, daha da güçlendiriyor. Bu bakımdan önümüzdeki dönemde temsilcilik sayımızın da artırılması konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları, Sayın Bakanımızın yönetiminde hızla bu sayıyı daha da artırmaya devam edeceğiz ve artan temsilcilik sayımızla birlikte
diplomasimize kazandıracağımız yeni açılım politikalarımızla birlikte, ki aslında özellikle dijitalleşmenin nimetlerinden de bu protokol vesilesiyle istifade etmemiz çok önemli bir vizyonun yansımasıdır. Bütün bu anlattığım süreçler, yani bir hastanın dünyanın neresinde olursa olsun Hizmet İhracatçıları Birliği'mizi ve Hizmet İhracatçıları Birliği'miz altında faaliyet gösteren sağlık sektörümüzün temsilcilerinden alacağı randevu, bu randevunun Büyükelçiliğimize ve Başkonsolosluğumuza bildirilmesi, arkasından bunun İçişleri Bakanlığımız tarafından onaylanması ve yine misyonumuz tarafından bu vizenin ita edilmesi süreçleri tamamen bir bilişim sistemi üzerinden hayata geçecek bir mekanizma ve 48 saat içinde bu süreci az önce de ifade ettiğim gibi dijitalleşmenin nimetlerinden istifade ederek aslında dijital diplomaside de gelmiş olduğumuz konumun bir yansıması olacak ve hızla hedeflerimize ulaşmaya devam edeceğiz. Baştan itibaren ifade ettiğim gibi İlker Bey de çok güzel fotoğrafını yansıttı dünyadaki değişimlerin, gelişmenin. Türkiye olarak biz bilindik yaklaşımlarla, ezber kalıplarla hareket ederek bu değişimi yakalayamayız. Ezberleri bozarak bu değişimden istifade etmek istiyoruz ve her gün farklı bir alanda ezber bozmaya devam ediyoruz. Bugün de ezberleri bozan bir yaklaşımla Ticaret Bakanımızın ve Sayın Bakanımızın talimatlarıyla başlattığımız Turizm Bakanlığımıza, İçişleri Bakanlığımıza, Sağlık Bakanlığımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Ve inşallah en kısa sürede bu protokol vesilesiyle hedeflerimize ulaşmayı temenni ediyor. Sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Dışişleri Bakan Yardımcım, Hizmet İhracatçı Birliğimizin çok kıymetli başkanı ve Türk Hava Yolları'nın da çok kıymetli yönetim kurulu başkanı, kıymetli konuklar, değerli basın mensupları. Öncelikle sağlık vizesi işbirliği protokolü vesilesiyle bugün bu arada sizlerle birlikte olmaktan duyduğumuz büyük memnuniyet ifade etmek istiyorum. Türkiye 2002 yılından itibaren hem mal hem hizmet ihracatı anlamında çok ciddi bir eşik yakaladı. Bizim mal ihracatımız 5 kattan fazla arttı. Hizmet ihracatımız da yaklaşık 4,5-5 kat artış sağladı. Tabii bu artışı sürükleyen ilk başta da sadece turizm iken, bunun dışında artık yazılımla, bilişimle, eğitimle, müteahhitlikle, teknik müşavirlikle, film dizi sektörlerimizle, yönetim danışmanlığıyla, lojistik taşımacılıkla çok geniş bir alanda Türkiye öncü marka haline geldi. Yine dünyada da Türkiye'deki trende benzer bir şekilde hizmetin gayri safi yurt içi hasıla içerisindeki almış olduğu pay da giderek arttı, artmaya da devam ediyor. Türkiye büyük bir öncülük yaptı ve 10 sektörde dairesi olan, takibi yapılan bir Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü kurdu ve bu genel müdürlük de şu anda hizmet ihracatçılarımızın emrine, sektörle, tüm oyuncularıyla beraber iletişim içerisinde yüzlerce toplantıyla beraber, tarama toplantılarıyla beraber çok ciddi bir merhale kat etti. Önümüzdeki dönemde de inşallah bu sektörlere ilişkin yeni destek enstrümanlarını da yürürlüğe koyacak ve bu alandaki perspektifimizi, stratejimizi hem rakamsal hem destekler olarak da gerçekten çok güçlü bir şekilde ortaya koyacak. Türkiye'nin 20 yıldır kurduğu bu alanın diğer ülkeler tarafından yeni kurulmaya çalışıldığını görüyor. Fakat bizim bu inşallah sağlık alanında kurduğumuz yapayı uluslararası sağlık turizmiyle birlikte çok daha yukarılara taşımamız inşallah mevzu bahis olacak. Bizim ortaya koyduğumuz vizyonla beraber Hizmet İhracatçı Birliğimiz, biliyorsunuz daha önce bir başka birliğin altında teşkilatlandırılmışken yine bakanımızla birlikte müstakil, münferit bir genel sekreterlik oldu. Burada İlker Beylerin yönetiminin çok büyük katkıları var. Onu çok kısa zamanda hem personel yapısıyla hem de yeterli teknik altyapıyla tefriş ettiler. Ve bizim Hizmet İhracatçı Birlikleriyle beraber çalıştırmaya başladılar. Bizim son 10 yılda 3 katına ulaşarak yaklaşık 1 milyona ulaşan hasta sayımızı inşallah çok daha ileriye taşımayı, hasta misafir etmeyi. Onun dışında da şu anda ölçülen, bunu özellikle söylüyorum, ölçülen 1 milyar doları aşan döviz girdisini de inşallah
çok daha yukarılara çıkartmayı, 2023'e kadar 3 milyarın üzerine çıkartmayı da hedefliyoruz. Fedakarca hizmet veren sağlık çalışanlarımıza da bu vesileyle bizim uluslararası hizmet ticaretinin bir yere varmasındaki önemli katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben de bu süreçte hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarımızı da rahmetle, minnetle anıyorum. Bu itibarla da bu işbirliği protokolümüzün sağlık turizm sektörümüzün gelişimine ve hizmet ihracatı hamlemize önemli katkılar sağlamasını, bir milat teşkil etmesini Yüce Rabbim'den umuyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şöyle alabilirsek sizi. Şöyle. Efendim fotoğraf çekimi için şöyle alalım sizleri, buyurun. Şöyle ön tarafı alabilirsek.